Aa kızlar, bugün okuldan o kadar sıkıldım ki anlatamam. Yılbaşı tatili gelsin de her şeyden kurtulayım. Bunu bekliyorum. Olamaz. Bu dolabın haliyle temizlemem lazım. Nasıl ya, dolabın her zaman çok karışık oluyor. Bence sen kendi dolabının haline bak. Kızlar, siz tatilde ne yapacaksınız? Ben Ice ve ailesiyle geçirmeyi düşünüyorum. Ice beni davet etti. Annesi yılbaşı pastası yapacakmış. Çok güzel bir aile yemeği yiyeceğiz. Ne? Ice seni davet mi etti? Vay canına. Kosya hiç önemsemiyor. Beni davet edeceğini filan sanmam. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Timur'la ilişkimiz o kadar karışık ki. Yılbaşı tatilinde ne yaparım bilmem. Beni dinleyin kızlar. Aslında erkeklere ihtiyacımız yok. Yılbaşı tatilini birlikte geçirelim, ne dersiniz? Olur. Kızlar, ben gelemem. Ice benim sevgilim. Ailesi özellikle davet etti. Onları gerçekten de üzmek istemiyorum. Nasıl, bu yanlış bir karar. Kız kıza tatil yapmak da güzeldir. Çok havalı, eğlenceli olacak. Merhaba kızlar. İnanamıyorum. Yine mi? Kızlar, biz kötü bir şey yapmadık. Dinleyin. Yılbaşı tatilini sizinle birlikte geçirmek istiyoruz, tamam mı? Diana, bu senin. Stella, bu da senin. Hey Neşirin. Diana, sanırım ben kız kıza tatile gelemeyeceğim. Ben Kosey'le gideceğim. O zaman kabul mü? Diana, eğer sen de benimle gelmek istersen bu tatilde asla pişman olmayacaksın. Kosey, çok teşekkür ederim. Bana hediye vermen çok güzel. Keşke birazcık daha sık yapsan. Diana, ne diyorsun? Bak, Stella kabul etti. Sen de bu hediyeyi kabul et. Diana, tatilde sana daha güzelini alırım. Dima. Diana, hediyeyi alsana. Dima, çok teşekkür ederim ama bu yılbaşı tatilini seninle geçiremem. Gerçekten çok üzgünüm. Neden Diana? Demek gelmiyorsun, öyle mi? Hediyeyi ver o zaman. Dima, erkekler eski sevgililerine bile böyle yapmazlar. Aa kızlar, paralarla ilgili sorun var. Benim bir denetim yapmam lazım. Olamaz. Ay, bizim paramız yok ama bak dinle. Bulaşıkları yıkar, masayı toplarız. Evet, bunu kabul edersen eğer. Gerçekten bıktım kızlar. Masaların temizlenmesi gerekmiyor ki. Masaları ben temizliyorum ve bulaşıkları da yıkıyorum. Para verin. Anlıyoruz Ay. Ama paramız yok. Eğer yapacağımız bir şey yoksa biz gidelim mi? Molly ve Karina bir sürü börek yedi. Şimdi bu börekler için para bulmam lazım. Kasaya koymazsam berbat olacak, tamam mı? Hey! Ice, gerçekten üzüldük. Bu ses de ne? Ice, sıcak çikolata versene. Demek ki üzüldünüz, öyle mi? Şaka mı yapıyorsunuz? Yana, başka bir masaya oturabilir misin acaba? Burası rezerv, tamam mı? Ice, ben de eskiden amigo kızdım, unuttu mu? Hemen bana sıcak çikolata getirmelisin. Evet Ice, benden ne istiyorsun? Tamam Ice, gidiyoruz. Bizim yardımımıza ihtiyacın yok. Layla, bu iki arkadaşla ilgili bir yazı yazman gerekiyor. Anlamıyorum. Bunlar ne yapıyor? Problem nedir? Hey, hiç. Benim böreklerimi yediler. Parasını da vermiyorlar. Kimse okulda onlara borç vermesin. Anladın mı beni? Tamam Ice, anladım. Sorun değil. Aslında bu müthiş bir makale fikri oldu. Bu makale çok popüler olacaktır. Aa, bana çikolata getirecek misin? Dur biraz Yana. Burada işlerim var, baksana. Biliyor musun Ayş, senden bunu beklemezdik. Evet, yarın sana paranı geri vermek istiyorduk ve şimdi durum değişti. Ayş, sorun yok, sen üzülme. Ben makale için biraz kurabiye ve yanında kahve alayım. Gerçekten hepinizden bıktım. Herkes bedava bir şeyler istiyor. Parayı kim ödeyecek, ben mi? Layla, beni dinle. Sen de sürekli benim gibi yandasın. İstersen ikimiz birlikte hareket edelim. Hadi. Gerçekten mi Yana? Peki ne yapmak istiyorsun? Bak, ben de gazeteci olabilirim. Dinle, senin yardımcın olabilirim. Yana, sen ne dediğinin farkında mısın? Bu okulda bir gazeteci var ve o da benim. Saçmalamasana. Tamam, öyle olsun. Benimle ilgili yazmasan yeter. Konumuz gerçekten de farklı arkadaşlar. Sevgi. Harika. Romeo ve Juliet, Shakespeare. Mike öğretmenim, ben çıkayım mı? Dima, sorun ne? Kosya, sen susabilir misin? Dima, bu konuda bir şeyler öğrenmek istiyor musun? Romeo ve Juliet, Shakespeare. Hayır, istemiyorum Mike öğretmenim. Ben Romeo gibi çok mutsuz biriyim. Tamam mı? Gitmek istiyorum.
Sakin ol biraz Dima. Kim kalbini kırdı söyle bakalım. O. Benim kalbimi kıran kişi belli. Suçlu Diana işte. Diana mı? Mike öğretmenim doğru değil. Dima ile ilişkimiz vardı ama bitti. Her şeyin suçlusu da ben değilim ki. Ah Smile, Dima ve Diana arasında bir durumun farkında mı acaba? Evet, bizim aramızdaki enerji gerçekten çok farklı. Eskiden harikaydık, artık bitti. Ne diyorsun Dima? Saçma sapan şeyler söylemesen. Diana, Dima lütfen dursanıza. Evet, o haklı. Eğer eskiden mükemmel olmasak Diana hediyelerimi kabul etmezdi. İnanmıyorum. Dima gerçekten ne söylüyorsun anlamıyorum. Tamam, oyuncağını alsana. Arkadaşlar hiç boş yere drama yapmayın. Romeo ile Juliet'in aşkı gerçekti. Mike öğretmenim zaten Dima Romeo falan da olamaz. Dima sadece oyuncak verdi ve şimdi de hislerini mi söylüyor? Ben de hediyeyi aldım ama sonra sessiz kaldım. İşte bu pembe olan. Söylemiştim. Beni dinle Patrick. Sana bir şey sormalıyım. Sorabilirsin. Gecenin yalnız ve güzel kız arkadaşları var mıdır? Bilmem. Patrick, ben yalnız olmak istemiyorum. Artık birini bulmam lazım. Gerçekten bana yardımcı olabilir misin? Gigi'nin arkadaş olduğunu sanmıyorum. Tamam, anladım. Eğer olsaydı parka giderdik. Birlikte gezerdik. Çok tamam üzüldüm. Arkadaşlar. Aranızda Romeo Juliet'in aşk hikayesini bilenler varsa onlar yüksek not alacak. Mike öğretmenim ben söyleyebilirim. Romeo ve Juliet hikayesini okumuştum. O zamanlar mutsuz ve kötüydüm. Sessiz olun. Stella ve Kosya dinleyin. Tamam mı? Diana... Romeo ve Juliet'in aşkı da çok mutsuzdu. Çünkü aileleri birlikte olmalarına izin vermek istemedi. Bizim ailemiz de aynı şekilde. Bize engel oldu. Hikayelerimiz benzer. Mike öğretmenim lütfen Dima sessiz olabilir mi? Yoksa ben anlatmayacağım artık. Sıkıldım. Dima sessiz olsana. Söyleyin kim benim rujumu aldı ve geri vermedi? Biz değiliz. Knopa rujumu dün sen almıştın ve geri vermedin eminim. Dinler misin Blondie? Öncelikle şunu asla unutma. Eğer takım liderin senden bir şey alırsa onu kendi vermediği sürece bir şey diyemezsin yeter. Knopa benim de kapatıcımı ve pudramı da geri vermedi. Görüyorsun değil mi Blondie? Mary şimdi bunu hatırladı. Yarın veririm. Neden buradasın? Olamaz. Kurbağalar durun. Lütfen kızmayın konuşalım. Lütfen bizi de amigo kızlar takımına alın. Böyle devam edemiyoruz. Kurbağalar duydunuz değil mi? Bizim takıma girmek istiyorlarmış. Hey iki arkadaşa bakın. Sürekli börek yiyorsunuz. Amigo kız olmanız imkansız. Doğru. Börek yiyerek olmaz. Artık börek yemeyeceğiz hadi. Artsa para ödememiz gerekiyor ve amigo kızlar burs alıyor biliyorsunuz. Ayrıca bizimle ilgili çok kötü bir yazı çıktı. Dayanmamız zor. Demek makalede çıktı. Bence fazla borcunuz olabilir. Kızlar bu sorunlardan bilsene. Evet arkadaşlar biz artık gidelim. Onlar da bizi reddettiler. Şimdi nereden para buluruz acaba? Çalalım. Hayır yeşil saçlı kız böyle bir şey asla olamaz. Sadece şakaydı. Ice, yılbaşı tatilinde ne yapacaksın? Planların var mı? Arkadaşlar ben sizinle olmayacağım. Çünkü ailem ve Nasya ile birlikte olacağız. Aileni çok seviyorsun ha? Ice, düğün ne zaman söyle bakalım. Biz senin sadıcın olabiliriz olur mu? Hayır arkadaşlar. Şaka yapmasanıza. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Smile. Arkadaşlar size önemli bir sorum olacak. Benim de Zenya'ya bir sorum var aslında. Zenya biz ayrıldık mı? Hey Timur lütfen hava atmayı bırak. Yanımda en yakın dostlarım var yeter. Ya olamaz. Zenya daha hızlı düşünmen lazım. Çünkü başka bir kızdan hoşlanıyorum ve sen düşünürken o kaçacak. Umarım anlarsın. Vay canına Smile. Kardeşin ne kadar kaba bir erkek. Ben size tatilde ne yapacaksınız diyecektim. Arkadaşlar birlikte erkek erkeğe parti yaparız diye düşünüyorduk. Niye sordun? İnanamıyorum Smile. Planlarına beni dahil etmedin. Öyle mi? Olamaz. Diana bazen birbirimizden uzak olsak daha güzel olur değil mi? Peki seni anladım Smile. Kızlar burnumuzu pudralayalım gelin olur mu? Smile. Gigi. Amigo kızlar tuvalet şu anda dolu gidebilir misiniz? Gigi lütfen sen tuvaletten çıksana. Burnumuzu pudralayacağız. Gigi sen duvara ne yazıyorsun inanılmaz. H artı G kalp. Başka sorusu olan? Ay şimdi duvarları kirleten kimmiş anlaşıldı. Gigi lütfen çıkabilir misin? Nazikçe sorduk. Sakın yazdığımı da silmeyin. Gigi benim kırmızı kaleme ihtiyacım var. Sen git. Kızlar gelir misiniz? Diana bence Smile sana çok kaba davrandı. Olacak iş değil. Peki ya Timur? Arkadaşlarının önünde hava atmaya çalıştı. Kızlar artık okulda kalmak istemiyorum. Şimdi buradan gitmek istiyorum. Lütfen gidelim mi? Nereye Diana? Kızlar okulda kalmayacaksanız ben de sizinle geleceğim. Gerçekten de buradan sıkıldım.
evime gidelim. Kız kıza parti yapalım. Kızlar siz ciddi misiniz? Mike öğretmen gitmemizi kabul etmez ki biliyorsunuz. İki dersimiz var. Kızlar bu kırmızı kalem bize yardımcı olacak. Evet, peçetesi olan var mı aranızda? Benim vardı. Aa tamam, hadi versene. Diana çok tuhaf hissediyorum. Planın ne söyle? Kızlar planım kesinlikle işe yarayacak. Çok eminim. Aa, arkadaşlar dikkat eder misiniz? Kurbağalar son zamanlarda gerçekten çok saçma sapan davrandı. Arkadaşlar bekleseniz. Bir sorumuz var da. Düşünüyoruz da. Ne var kurbağalar? Sizin düşünecek beyniniz var mı? Arkadaşlar tatil için plan yaptınız tatili mı acaba? Tatili bizim gibi kızlarla geçirmek ister miydiniz? Knopa'nın ailesi tatilde evde olmayacak. Doğru. Benim evim boş. Ne kadar havalı bir öneriymiş bu. İsteriz. Kızlar istiyorlarmış. Arkadaşlar bence doğru karar verdiniz. Tavşanlar hiç önemli değil. Sizin kurbağalarınız var. Değil mi? Bizimle her konuda konuşabilirsiniz. Biz tavşanlardan çok farklıyız. Evet, kesinlikle öyle. Kızlar ne diyorsunuz? Tatilde sizinle oluruz sanmayın ha. Kesinlikle. Erkek partimiz var. Olamaz. Biz de onlara inanmıştık. İnanamıyorum. Bir daha onlara selam bile vermeyiz. Gerçekten bizi kandırdılar. İnanılmaz. Diana, sana ne oldu? Yoksa biri seni dövdü mü? Sizi hiç ilgilendirmiyor. Vay canına, bu kadar hava atarsa sonunda olacağı bu. Kim yaptı merak ettim. Belki de ezikler yapmıştır. Ben çok şaşırdım. Tatlıya sınav sonuçlarını yazacağım. Seneye geri döndüğümüzde sonuçları göreceğiz. Aa Mike öğretmenim, benim sınav sonucumun çok yüksek olacağını biliyorum. Hep öyle oluyor. Layla, bağırmayı bırak. Mutlu olacaksan da sessiz ol. Evet, bağırmayı kes, sinirlerimi çok bozuyorsun. Dima, notlar kaç merak ettim. Oysa kimin umurunda, beni ilgilendirmez. Bu kadarı da fazla. Arkadaşlar, Layla'dan kopya çekmiştim. Siz benden kopya çektiniz. Yüksek not alırız. Sizin hepinize farklı sorular sordum ama cevaplarınız aynı. Bu biraz ilginç. Aa, Mike öğretmenim, haklısınız. Niye bu kadar mutlusunuz? Benden kopya çektiniz, yine de başarısız oldunuz. Ne diyorsun, anlamadım. Soruların farklı olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar lütfen sessiz olsanız da, dersler umurumda değil diyorum. Evet, moralim bozuk. Mike öğretmenim, geç kaldığımız için üzgünüz ama bir şey oldu. Biz tuvalette Diana ile birlikteydik. Bu doğru Mike öğretmenim. Diana. Kızlar, Diana'ya ne oldu? Diana, aileni arayacağım. Seni alıp eve götürsünler. Bu olmaz. Diana. Mike öğretmenim, onları aramayın çünkü tatildeler, beni alamazlar. Tamam Diana, o zaman eve gidebilirsin. Hayır Mike öğretmenim, derste kalacağım. Sınavımı geçmem gerekli. Diana lütfen böyle yapma. Arkadaşlar kim Diana'yı evine götürüp doktor çağırır? Beni seçin Mike öğretmenim, ne olur. Mike öğretmenim, Dima'yı istemiyorum. Bizim kötü bir ilişkimiz var. Yani biz anlaşamıyoruz. Mike öğretmenim, siz bize güvenebilirsiniz. Evet, Diana'yı biz götürebiliriz. Evet. Tamam kızlar, o zaman çok dikkatli olun. Diana vardığında beni ara, tamam mı? Tamam, teşekkür ederim Mike öğretmenim. Tabii ki arayacağım. Endişe ettiğiniz için de teşekkürler. Görüşürüz Mike öğretmenim. Tamam arkadaşlar, biz devam edelim. Anladınız mı? Güzelce odaklanın. Mike öğretmenim, bu saçma sapan şeylere inandığınız için gerçekten çok üzülüyorum. Layla, sen ne diyorsun? Başkalarının yaşadığı kötü şeylere sakın sevinme. Arkadaşlar siz açıklasanıza. Doğru, o kırmızı kalemle çizilmiş bir peçeteydi. Mike öğretmen, Diana sadece arkadaşlarıyla eve gitmek istedi. Sonra böyle davrandı. Arkadaşlar, bu yalan mı? Bana söyleyin çabuk. Diana. Kızlar, eşyalarınızı alın, acele edelim. Arkadaşlar siz böyle şeyler yapmayın çünkü doğru değil. Ama bizim eve gitmemiz lazım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Sonra görüşürüz. Evet, eve gidiyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Olamaz. Yarın dersinizi vereceğim size.